Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatıma Mekke 9. sefir 59. kısım. Fasıl içine vasıl. Dehir orucu. Bütün seneyi oruçla geçirmek anlamındaki dehir orucunu başkası değil et dehir yani hak tutabilir. Çünkü insan için dehir orucu senenin tamamını tutmak demektir. Bu ise kendilerinde oruç tutmanın görüş biriyle yasak sayıldığı Ramazan ve Kurban bayramları nedeniyle tutulamaz. Bu nedenle kulun dehir orucu tutması mümkün değildir. Et dehir Allah'ın adı olduğu gibi oruç da ona aittir. Allah'a ait bir şey sana bunu yasakladığı sürece sana ait sayılamaz. Yasak koyarsa ki o asalet bakımından sana ait değildir. Bunun gerçekleşemeyeceğini bildirmiş demektir. Buna rağmen onu yaparsan yapılmayacak bir işi yapmış istenilmeyecek bir işi istemişsin demektir. için içinde vasıl. Davut, Meryem ve İsa'nın oruçları. En faziletli ve en dengeli oruç bir gün kendin için, bir gün Rabbin için oruç tutup bunların arasında bir gün yemendir. Bu nefse karşı en büyük mücadele ve hüküm bakımından dengeli davranıştır. Böyle bir durumda kul adına tıp güneş ışığından aydınlanma hali gibi namazın hali gerçekleşir. Namaz dur, sabır ise aydınlıktır ve sabır oruçtur namaz kul ile Allah arasında bölünmüş bir ibadettir. Davut orucu ise bir gün tutmak ve bir gün yemektir ve bu oruç sana ve Rabbine ait şeyleri birleştirir. Bazı bilginler ise Allah hakkının öncelikli olduğunu dikkate alarak Allah'a ait olan ile kula ait olanı eşitlemeye uygun görmedi. Bu yaklaşıma göre iki gün oruç tutulur, bir gün yenilir. Meryem'in orucu böyleydi. Çünkü o erkeklerin kendisinden bir derece üstün olduğunu gördüğünde şöyle düşünmüştü. İkinci gündeki oruç belki de o derecenin karşılığı sayılır. Gerçekte de öyle olmuştu. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekler hakkında yaptığı tanıklıkla Meryem'in de erkekler gibi kamil olduğuna tanıklık etmişti. İki kadının tanıklığının bir erkeğin tanıklığına denk olduğunu gördüğünde Meryem şöyle demişti. Benim iki gün oruç tutmam erkeğin bir gün oruç tutmasını yerine alır. Böylece erkeklerin makamını elde etmiş oruçtaki fazilet bakımından Davut ile eşitlenmişti. Bir insanı nefsi etkisi altına alırsa onu ilahlık duygusu etkisi altına almış demektir. Bu nedenle nefsini aklına bağımlı hale getirebilmek için ona Meryem'in nefsine davrandığı gibi muamele etmelidir. Bu anlayın için güzel bir işarettir. Meryem erkeklere katılmak ve kemal sahibi olabiliyorsa onun Rabbine katılması daha büyük kemal meydana getirir. Bu kısma örnek olarak Meryem onu İsa'yı verebiliriz. Çünkü o bütün seni oruçla geçirir ve orucunu bozmaz. Gece ibadetle geçirir ve uyumazdı. O alemde gündüzü Eddehir ismiyle, gece ise kendisini uyuma ve gafletin almadığı El Kayyum ismine zuhur ederdi. Bu nedenle onun hakkında ilahlık iddiasında bulunulmuş ve şöyle denilmiştir. Allah Meryem oğlu Mesih'tir. Daha önce hiçbir peygamber hakkında böyle denilmemiştir. Üzeyr hakkında söylenen nihai şey onun Allah'ın oğlu olduğuydu. Fakat onun Allah olduğu söylenmedi. Bu niteliğin gayb perdesinin ardından keşif ehlinin kalplerine ne, ne, kadar etki ettiğine bakınız. Sonuçta onlar Allah Meryem oğlu Mesih'tir demişti. Bu sözleri nedeniyle Kur'an bu konuda atlarına mazeret ortaya koyarak şirke değil inançsızlığa nispet etti. Çünkü onlar şirk koşmadı. Bilakis o Allah'tır demişlerdi. Müşrik Allah ile birlikte başka ilah kabul eden kimsedir. Hristiyanlardan böyle birisi müşrik değil kafirdir. Allah şöyle der. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Böylelikle onları örtme yani küfür özelliğini nitelemiş. Onlar da İsa'nın beşeriliğini bir tecellike aydınmıştı. Hazreti İsa ise Allah'ın kendisinden aktardığına göre onların söylediklerini kendileri adına tespit ederek bu makama dikkat çekmiştir. Mesih İsa şöyle der. Ey İsrailoğulları! Allah'a ibadet ediniz. Rabbime ve sizin Rabbinize. Onlar ise şöyle karşılık verir. Biz de öyle yapıyoruz. Böylelikle onlar Mesih'te Allah'a ibadet etmişti. Sonra onlar şöyle der. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Yani Allah kendisini örttüğü perdeyi ona haram kılar. Allah kafir olmakla kendilerini nitelerken onları örtme özelliğiyle, özelliğiyle nitelemiştir. İşte bu Zahirinin işin gerçekte olduğu durumu verdiği bir ayettir. Burada tevil kınanır. Sana zikrettiğimiz şeyi anladığında büyük bir deryaya düşersin. O deryada boğulan kişi hiçbir zaman kurtulamaz. Çünkü o ebedilik deryasıdır. Kendisini inceleyip basiret gözüyle bakan ve bu konuda Allah'tan gelen bir basirete sahip kimseler için Allah'ın kelamı ne kadar hikmetlidir.